Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerden gelen istek doğrultusunda bir plugin inceleyeceğim. FabFilter ProQ3. Gerçekten birçoğumuzun çok yakından bildiği ama birçoğumuzun da bilmek isteyip kullanamadığı bir plugin. Aslında genel kullanımı çok kolay ve pratik fakat ilk bakışta birazcık karmaşık gibi geldiği için belki de birçoğumuz hani kullanmaktan çekindi ve korktu. Ümit ediyorum bu videoyu izledikten sonra hepiniz FabFilter ProQ3'ü kullanabilecek hale geleceksiniz. Neden insanlar bu plugin'i bu kadar çok seviyor? Farkları neler birçok Equalizer plugin'inden? Bunları birlikte değineceğiz. Gerçekten amatör, yarı amatör kişilerin de çok rahatlıkla kullanabileceği ama bunun yanında profesyoneller için de çok ciddi özellikler içeren bir plugin FabPro Q3. Bu yüzden herhalde bu kadar yaygın kullanılıyor ve herkesin genelde beğenisini kazanmış bir plugin diyebilirim neredeyse. Dilerseniz sözü uzatmadan tanıtımımıza geçelim. FabFilter Pro Q3 böyle bir arayüze sahip. İlk başta böyle tabii farklı geliyor insana. Diğer equalizer'lara hiçbir şekilde benzemiyor zaten. Görüntü olarak da en büyük artılarından bir tanesi bir kere genişletilebilir ve ayarlanabilir olması. Diğer DAW'larda bu oluyor mu ama Cubase'de bakın şu köşeden tutup böyle çekerseniz istediğiniz ebatta FabFilter ayarlayabiliyorsunuz. Ki bu çok detaylı bir frekans analize etme gücüne sahip olabilir hale geliyor bu şekilde. Çünkü arka ekranda olduğu gibi frekansları göreceğiz şimdi. Şu büyüklüğün hatta bu köşedeki tuşlarla da bakın mini, işte small. Buradan ayarlama şansına da sahibiz. Böyle rutin ayar kısmı da var. Bunun ikisinin bulunması ve ayrıyeten bu köşeden de ayarlanabiliyor olması gerçekten büyük bir artı. FabFilter'da gerçekten equalizer ayarlamak çok kolay. Sadece mouse'umuzla ayarlamak istediğimiz yerin üzerine gidip çift tıklamak yeterli. Bakın burada bir nokta oluşuyor ve bu noktayı yukarı aşağı kaydırdığımız zaman gördüğünüz gibi ya da sağa sola çektiğimiz zaman şu an mouse'u da tabii sol tuşuna basılı olarak tutuyorum. Böyle gezme şansına sahip olabiliyoruz. Hatta mouse'unuzun tekerleği varsa arkadaşlar burada çok pratik bir şekilde Q ayarını da yapabiliyorsunuz. Bakın genişlik ayarını. Bakın şu an mouse'umun tekerleğini oynatıyorum sağ ileriye geriye. Bakın Q'yu da buradan ayarlıyor. Aynı zamanda hemen şurada equalizer aktive edip kapatma şansına sahibiz. Şurada gördüğünüz kulaklık tuşuna basarsanız da solo kısmını duyuyoruz. Solo yani sadece bu bölgede nereyi etki ediyorsa Pro Q3 onu bize dinletiyor. Burada da o şansa sahibiz. Şu bölgede bakın equalizer tipleri işte low pass mi olacak, high pass mi olacak, band pass mi olacak, artık bell mi olacak? Bu equalizer tipi neyse bunları seçme şansına burada sahibiz. Hemen şu küçücük alanda bile birçok ayarı elimizden alıp pratik bir şekilde yapıyoruz. Yanlışlıkla açtıysak bu equalizer'ı buraya ya da bu noktayı beğenmediysek buradan çarpıya basıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Yan köşelere gittiğiniz zaman ve çift tıkladığınız zaman bakın burada zaten frekans aralıklarını görüyorsunuz. Bu frekans aralıklarından low bölüme geçtiğimiz zaman yani düşük frekanslara geçtiğimizde ve buraya çift tıkladığımız zaman low cut yapıyor arkadaşlar. Bakın çok pratik. Hemen pıt low cut eğrisini oluşturdu. Buradan dilediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Burada sağ tarafına geçtiğimizde ve çift tıkladığımız zaman da high cut yapıyor. Çok pratik gördüğünüz gibi. Şimdi bunları da kapatalım. Bakın parça içinde nasıl değişiklik yapıyor. Bir örnek vereyim isterseniz. Hemen şöyle parçamızın baş kısmını bir açalım. Çift tıkladım. Kaldırıyorum. Oh, beautiful lady. Baby, need me, baby. Even from a mirror. But that her dukes are not the daisies and her shape and size. Şu aşağıda gördüğünüz kısımda bunun daha detaylı ayarlarının yapılabildiği kısım. Aslında şu yukarıda gördüğünüz bunun küçük hali gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada equalizer tipini seçebildiğimiz kısımlar var. Yani low shelf, low cut, high shelf, high cut, notch, band pass, tilt. Yani bunlar gerçekten çok çeşitli. Burada oktavını seçebiliyoruz arkadaşlar. Oktav seçimi var. Bakın 12 dB oktavdan 96 dB oktava kadar. Low cut'ta da yine burada bakın 6 dB'den başlıyor. 6 oktavdan başlıyor. Brick wall'a kadar arkadaşlar kesebiliyorsunuz ki bu çok fazla tüm plugin'lerde olan bir özellik değil. Brick wall demek ne demek? O frekansı çok ciddi bir şekilde kesiyor.
tam dike yakın bir açıyla kesecek şimdi. Blok şeklinde frekansı kesiyor. Don't need advice, no. Bakın bas frekansı gitti. Arkadaşlar hatırlarsanız buraya özellikle high ve low bölgelere geldim. Yani yüksek ve düşük frekanslı bölgelere geldiğim ve çift tıkladığım zaman high pass ve low pass yapıyordu. Çift tıklamayıp tek tıklayıp burayı böyle aşağı doğru çekersek de bakın gördüğünüz gibi high shelf yapıyor arkadaşlar. Bakın şu anda high shelf. Şimdi low shelf'le yapalım. Bakın aynı şekilde ne yaptım? Mouse'un sol tuşuna basılı tuttum. Çift tıklamadan yaptım bunu. Gördüğünüz gibi low shelf yapıyor. Yani çok pratik gerçekten. Hani şu özellikler müthiş pratik özellikler. Bakın sweeping yapmak, yani sweep neydi biliyorsunuz? Hatalı frekansları aramak da çok kolay arkadaşlar FabFilter'da. Zaten bir özellik göstereceğim az sonra. Orada otomatikman yakalayacaksınız o frekansları. Ayrıyeten kendimiz de kulağımızla tarayıp kötü frekansları bulabiliyoruz. Bakın örnek göstereyim. Tıkladım. Mouse'un wheel'ını kullanarak burayı incelttim. Bakın şimdi gezebiliriz. Hatta daha iyi duymak istiyorsanız şu solo tuşuna basılı tutun ve sürükleyin. Atıyorum şurada kötü bir frekans buldunuz. 500'lerde genelde olur onlar. Mesela bakalım. 3900'de biraz coşmuş bir frekans var. Bakın ayarladığımız yeri şuradaki tuşa basıp invert gain yapıyorum. Pat alta çekti. O frekansı kestik arkadaşlar. Bu kadar kolay. Tabii şu an abartılı kestik ama bu şekilde. Burada arkadaşlar şu köşede bir 12 dB görüyorsunuz bakın. Bu önemli. Şöyle önemli. Hani mix'te bunu genelde 12'lerde 6'larda tutma şansına sahipsiniz. Ama mesela mastering yapıyorsanız arkadaşlar burayı mutlaka ince dokunuş yapacağınız için 3'e alın. Bakın 3'e aldığım zaman yani 3 ne demek burada? 3 dB'yi tüm ekrana yayıyor, öyle düşünün. 6 dB'yi bakın tüm ekrana yayıyor. 30 dB'yi tüm ekrana yayıyor. Bakın 30'u aldığımda burası küçücük sanki çok az kesmiş gibi görünse de burayı tutup 3 dB'ye aldığım zaman ne kadar kestiğimi görüyorsunuz. Aslında çok fazla kesmişim. Özellikle mixlerde orayı 12 ile 6 arasında tutuyorsunuz ama mastering'de mutlaka ve mutlaka 3 bilemediniz en fazla 6'yı geçmeyin hiçbir şekilde. Çünkü parçanın frekans eğrisini ciddi derecede değiştirirsiniz bu şekilde. Bakın böyle çok detaylı mastering modunda çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu aşağı bölgeden biraz daha bahsedeyim. Bakın burada seçimler yapma şansına sahibiz. Equalizer tipi demiştik, octave demiştik. Burada bakın frekansları da buradan ayarlayabiliyorum tekrar. Gezebiliyorum frekansları. Şurada da yazıyor zaten. Gainlerini ayarlayabiliyorum bakın buradan. Ve Q'sunu ayarlayabiliyorum. Genişliğini. Bakın. Ha, bunların hepsini çok pratik bir şekilde zaten yapıyorsunuz. Yaptırtıyor. Buralara inmenize gerek yok. Şu bölgeyi az sonra açıklayacağım. Buradaki bir işareti de şöyle söyleyeyim. Birden fazla equalizer noktası yaptıysanız şöyle biraz daha Q'muz çok geniş. Birden fazla böyle equalizer noktası yaptıysanız onlar arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Bakın 1 ve 2 ne oldu gibi. FabFilter'ın en çok sevilen özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar kanallara sadece stereo olarak müdahale değil side. Yani side ne demek? Sol kenar ve sağ kenardan gelen sesler demek. Bir deneyelim isterseniz nasıl oluyor bu iş. Şimdi dikkat edin burada side'dan gelen sesler sadece incelecek. Ortadaki ses bundan etkilenmeyecek. Yani ortadaki ses bu kesintiden etkilenmeyecek. Tam aksine sol kulağa ve sağ kulağa yakın gelen yani kenarlarda olan sesler etkilenecek. Bakın parça monolaştı çünkü neden? Side'ı iyice kapattık. Sesler ortaya da birleşti. Şimdi açalım birazcık. Bakın burada side'a müdahale edebiliyorsunuz. Mid'e müdahale edebiliyorsunuz. Stereo yine sol kanala ve sağ kanala müdahale edebiliyorsunuz. Bunlar gerçekten çok güzel seçenekler. Mesela sadece orta hatta müdahale edelim şimdi. Mesela vokali birazcık orta hattan düşürmek istiyoruz diyelim ki.
Bakalım neler oluşuyor. Bakalım. Bakın dikkat edin. Ortanın frekansı değişiyor. Side'lar değişmiyor. Şimdi bunu tam tersini yapalım misal. Şimdi bir de side'lar alalım misal. Nasıl olacak? Bakın side'ların midlerini ortaya kapatınca, aşağı indirince ses monolaştı. Neden? Çünkü side'lardaki duyulabilir frekansları, özellikle biner süvarını kesmiş oldu kenardaki. Stereo değiştirelim. Normal. Bakın burada her yer etkileniyor. Ha tabii şunu da hatırlatmak istiyorum. Burada sadece şu şuradaki gördüğünüz noktada orta hatta etki etsin deyip, midlere etki etsin deyip, burada kenarlarda gördüğünüz misal, atıyorum daha yüksek frekanslarda side'ı seçebilirsiniz. Burada misal sadece ve sadece atıyorum sol kanala etki etsin diyebilirsiniz. Sol kanalda bir patlama vardır, ona müdahale etsin isteyebilirsiniz. Yani seçtiğiniz noktaya göre de mid side'ı ve left right'ı ayarlama şansına sahipsiniz. Bir diğer faydası misal bas frekansların notasını bulmada da yine işimize yarıyor. Köşedeki piyano tuşuna basalım ve notaları, bakın burada notaları görmeye başlıyoruz artık. Gördüğünüz gibi. Şimdi kick'in notasını bulmaya çalışıyoruz. Bakın zaten üzerine durduğunuzda bile hangi nota olduğunu görebilirsiniz. Muhtemelen parça kick'i la'ya ayarlanmış. Bakın a la demek. Arkadaşlar bir diğer özelliği de burada gördüğünüz zero latency, natural faz ve lineer faz özellikleri. Bunlar tabii daha teknik konular. Bakın burada durduğunuz zaman şurada onların ne olduğuyla alakalı açıklama çıkıyor zaten. İşte genelde biz bunu zero latency modunda kullanıyoruz. Zero latency modunda CPU'ya daha az yükleniyor. Ama maalesef hani faz farkları oluşturabiliyor. Bununla alakalı olarak hani ben çok fazla hani zero latency kullanıp öyle faz farkından da boğulduğum bir parça hatırlamıyorum çok. Ama özellikle mastering yaparken inner phase tercih etmenizde fayda var. Çünkü orada daha hassas çalışacaksınız. Gerçekten faz farkı oluşturmadan fazdan daha korunaklı bir mod. Ama bunun da negatif yanı CPU'ya gördüğünüz gibi inner phase seçtiğim zaman ciddi derecede yükleniyor. Yani bunun gibi atıyorum bir 10 plugin açsanız muhtemelen ciddi manada makinenizi yavaşlatır. Çok da denemedim onu kaç tane açabiliyorum diye. Burada güzel bir analizer modumuz var. Bu analizer modu da bizim şu gördüğünüz ekranda detaylı bir şekilde spektrometremizi görmemizi sağlıyor. Müdahale yaptıysak yapmış olduğumuz değişikliğin ne kadar arttırıp azalttığını da gösteriyor frekans üzerinde. Arkadaşlar FabFilter'ın en özellikle ProQ için en sevilen özelliklerinden bir tanesinden bahsedeceğim şimdi. Sorunlu frekansları tespit etmek. Bu nasıl oluyor? Hani bunu nasıl yapıyor? Çok basit aslında. Parçamız çalarken ya da işte enstrüman çalarken mouse'umuzu şu alt bölgeye götürüyoruz ve kırmızılaşıyor frekanslarda. Bakın parçayı çalarak anlatayım üzerinde. Şöyle sessiz bölümünde anlatayım isterseniz. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi buralarda problemli frekansları görüyorsunuz. Bu frekanslar illa problemli olacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Onu belirteyim öncelikli olarak. Ama bu frekanslar bize diyor ki bu bölgelerdeki frekanslara dikkat et. Burada bir sivrilme var. Bu sivrilmeler gerçek anlamda rahatsız edici olan frekanslar olabilir. Ya da tabii ki o enstrümana ait fundamental, yani ana notasına ve sesine ait bir frekansta olma ihtimali yüksek. O yüzden hani dinleyeceğiz o bölgeleri ve orada problem varsa bunu anında kesme şansına sahip olabileceğiz. Bakalım nasıl yapıyoruz bunu. Hatta size şöyle bir şey de göstereyim.
Şimdi bunu bıraktığım zaman ve üstte de o parçayı çalmaya başladığım zaman bakın üste geçeyim. Even from gördüğünüz gibi frekans kayboluyor ya da sürekli değişiyor. Bakın hemen az yukarı açıksa değişiyor. Şimdi ben bunu istemiyorum. Biraz o frekans görüntüsünün önümde kalmasını istiyorum ki o uygun frekansa müdahale edebileyim. Bunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Parça çalarken şimdi kırmızı görünüyor bakın. Aşağı çektik. Mouse'un sol tuşuna basılı tutun. Bakın maviye döndü. Şimdi bu hemen kalkmayacak. Biz müdahale edinceye kadar bu frekanslar ortadan kalkmayacak artık. Böyle güzel bir özelliği var. Hani bir nevi freeze fonksiyonunu kullandık. Ne yaptık? Mouse'un sol tuşuna basılı tuttuk. Ve bu bölge dondu. Ve bakın artık burayı müdahale edebilirim misal. Bakın düşüyorum. Bakın bu 615'te yükselme var. Biraz kısayım. Dışında bir yere tıkladığınız anda eski ekranınıza geri dönersiniz. O yüzden ona dikkat edin dışarıda bir yere tıklamamaya. Az önce ben tıkladım. Ekran gitti. Bakın yine döndürüyorum. Mavi de şu anda. Gördüğünüz gibi bu frekanslara müdahale etme şansına sahip oldum. Bu gerçekten çok işinize yarayacak bir özellik arkadaşlar. Özellikle mixlerde problemli frekansları arayıp bulma hızınızı arttıracak bir şey. Hani bunu sweeping tekniğiyle böyle açıp Q'yu daraltıp frekans frekans gezebilirsiniz. Bu bir yöntem. Ama FabFilter bunu size otomatikçe yapıyor. Bu da güzel bir özellik bence. Arkadaşlar bir diğer güzel özelliğimiz de bu videomda bahsetmeyeceğim çünkü bu bambaşka ayrı bir videoda anlatılması gereken bir konu EQ Match. Ne demek EQ Match? FabFilter Pro Q3 bir parçayı analiz ediyor, dinliyor. Ona çok benzer frekansları başka bir parça üzerinde de ilk dinlediğiniz parçaya benzesin diye equalizer'ları matchliyor. Yani equalizer'ları birbiriyle uyum sağlatıyor. Onun bir profilini alıyor diyeyim ve onu öbür parçaya yapıştırıyor. Bununla alakalı bir video sonra anlatacağım size FabFilter Pro Q3'te equalizer match nasıl yapılır diye. Arkadaşlar bir diğer özellik de şu bölgede sıkışmış durumda. Bakın burada A diye bir işaret var. Bu A auto gain arkadaşlar. Yani ne işe yarıyor bu? Misal diyelim ki biz bir frekansı kıstık. Bu frekans kısıklığından ortaya çıkabilecek olan volüm kaybını FabFilter anlayıp o miktarda volümü bir nevi otomatik olarak ekliyor. Pro Q3'ün özellikle Pro Q2'den farklı olan özelliği diyeyim. Daha önceki sürümlerden farklı olan özelliği aslında dinamik equalizer bölümü arkadaşlar. Dinamik equalizer bölümü eklendi Pro Q3'e. Dinamik equalizer nedir? Dinamik equalizer, equalizer şiddetini, gainini dinamik olarak yani sürekli değişir bir modda uygulayabilen equalizer'lara verilen isim arkadaşlar. Yani bu ne demek? Diyelim ki bu noktada çok sivrilen bir frekansımız var. Bu sivrilen frekans sivrildiği anda ona kompresör gibi düşünün. Bir belli bir threshold'un üzerine çıktığı anda equalizer müdahale ediyor. Kesmeye çalışıyor. Atıyorum kat yaptıysak, kes yaptıysak. İsterseniz örnek üzerinde açıklayayım. Daha kalıcı olacaktır. Bakın misal. Bas frekanslarda çok kullandığım bir şey benim bu. Burada dinleyelim bir. Problemli frekans bulalım. Hatta bakın 259'da problemli frekansı olma ihtimali yüksek bir arttırarak dinleyelim orayı bir isterseniz. Diyelim ki 259 Hz'de sıkıntımız var. Bakın bu normal gain'di. Şurada gördüğünüz dinamik range denen bir kısım var. Bunu böyle sola doğru aşağı çektim. Bakın aşağı doğru bir çizgi böyle çıktı. Şimdi frekans miktarı burada çok arttığında ne yapacak dinamik equalizer? Buraya müdahale edecek. Çok artmadıysa müdahale etmeyecek arkadaşlar. O frekansı olduğu gibi bırakacak. Böylelikle o frekans sürekli eksik gelmeyecek bizim kulağımıza. Bakın. Burası yükseldikçe müdahale ediyor. Bunun detaylı ayarları da var. Bakın buraya tıklarsanız bunun threshold'unu seçebiliyorsunuz.
Genelde ben bunu otomatikte bırakıyorum. Otomatik olarak ayarlıyor. En doğrusu da o oluyor arkadaşlar. Bunu FabFilter gayet güzel ayarlıyor. Buraya çok girmem yani. Bunun avantajlı yanı, hani sesin düşen yerlerinde normal kesmede her sürekli kesiyor olmasına rağmen ne yapıyor? Sesin sadece frekans olarak yükseldiği noktada müdahale ediyor. Bu çok güzel bir şey. Bakın şuradan da bunun yüksekliğini ayarlama şansına sahibiz, derinliğini. Q değeri burada da yine devreye giriyor. Bakın genişliği, derinliği ayarlıyoruz. Sadece bunu dinamik olarak yapıyor. Normal equalizer'dan farkı. Pro Q2'den ayrılan en önemli özelliği de bu diyebilirim aslında. Dinamik equalizer kısmı geldi FabFilter'a. Ve bundan sonra zaten popülerliği çok arttı. Öyle söyleyebilirim. FabFilter Pro Q3 plugin'ini inceledik. Gördüğünüz gibi çok fonksiyonlu. Gerçekten muhteşem bir plugin. O yüzden insanlar bu plugin'i seviyor, tutuyorlar ve kullanıyorlar. Birçok şeyi aynı anda yapabilme şansını bize sağlıyor. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone hala olmadıysanız lütfen ve lütfen kanalıma abone olunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.